En son bizi çekersiniz. İkimiz en son. Yani biz İnegöl köftesi yapıyoruz. Ben 5. kuşağım. Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu mesleği yapıyoruz. İnegöl köfte 1900'lerin sonuna dayanıyor. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu mesleğe devam ettiriyor. O sırada çarşı içinde küçük bir dükkan açıyor. Bursa-Ankara karayolu oradan geçmekte. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçen de gelip bu lezzeti tatmak için duruyor. Seyahatlerini ara veriyor. Orada köfte yiyorlar. Zamanla bu köftenin adı İnegöl köftesi haline dönüşüyor İnegöl'de yapıldığı için. İnegöl köftesinin içinde hiçbir baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz içine. Dana ve kuzu etinden oluşuyor. Köfte yapıldıktan sonra, hamuru hazırlandıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl köfte iyi bir rehabet var. İnegöl köfte şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında bilinirliği var. Gelen misafirlerimiz köftelerimizi beğendiği için bir dahaki geldiklerine tekrar köfte yemeye geliyor. Hatta bunun için sırf köfte yemeye İnegöl'e gelenler dahi oluyor. Yani köfteyi beğeniyorlar çünkü içinde baharat olmadığı için köftemizi beğeniyorlar. Yani et tadı aldıklarını söylüyorlar zaten köfteyi yerken de. İnegöl'den yolu geçen herkesi İnegöl köftesinin tadına bakmaya davet ediyoruz.